Dilerseniz Sayın Gergerlioğlu kararıyla başlayalım, Anayasa Mahkemesi. En sıcak gelişme galiba. En sıcak gelişme. Ne konuşuluyor bu arada? Hem tabii Sayın Gergerlioğlu kararı üzerinden hem bu meseleler, ki Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklesek mi diye de çok tartışılmıştı o dönemde. Şimdi tekrar milletvekilinin iade edilmesi süreci konuşulacak, tartışılacak. Halen zannediyorum, yanılıyorsam beni düzelsin arkadaşlarım, henüz karar uygulanmadı. Sayın Gergerlioğlu serbest değil. Yani şu son birkaç saatte olmadı diye biliyorum. Yeni bir şimdi anlık bir gelişme olursa onu da paylaşırız izleyeceğimize. Nasıl bakıyorsunuz, ne konuşuluyor? Öncelikle bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı olduğu için herkesin bütün mahkemelerinde, yani sadece vatandaşlarımız değil, bütün mahkemelerinde saygı duyması gereken ve fiiliyata da uygulanması gereken bir karar. Bunu teslim edelim. Burası hukuk devleti ve biz hukuk devleti içerisinde hukukun üstünlüğünü bir evrensel değer olarak kabul ediyoruz ve demokrasimizi bunlarla birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bir bu. İkincisi, bu hak, yani bireysel başvuru hakkı bizatihi AK Parti'nin, AK Parti hükümetlerinin bir icraatıdır, uygulamasıdır. Bunun için de zannedersem bu uygulamayı getirdiği için başta Sayın Gergerlioğlu olmak üzere bütün herkesin AK Parti'ye bir teşekkür etmesi gerekir. Ama şunu da diyebilirler, zaten niye diyoruz ki görevleriydi? İşte o görevleri başkaları yapmıyordu AK Parti'den önce. Belki de AK Parti yapmasaydı başkaları kimi yapacağını da ben tahmin edemiyorum. Orada da bu var. Bu hak herkesin ana sütü gibi helaldir tabii ki, kullansınlar. Hiçbir sorun yok ama o hak için birileri, okun olmasın, birilerinin de hayır dediğini biliyoruz. Bir sürü şeyler de olmuştu. Üçüncüsü, bu tip meselelerde tabii biz henüz gerekçeli kararı görmedik. Siz gördünüz mü? Yayınlanmadı bildiğim kadarıyla. Bu tip şeylerin gerekçeli kararları olur. Gerekçeli kararlarını okuduktan sonra asıl konuşmaları yapmak gerekir. Bunlar biraz böyle metal gibi, ön söz gibi olsun. Ama gerekçeli kararı okumak lazım. Oy birliği vermiş bir karar olması hasebiyle de dikkat çekici. Ama biz şunu biliyoruz. Anayasa Mahkemesi, Türk Anayasa Mahkemesi bir üst kurum olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bir hukuki kurum olarak kabul etmiş bir kurum. Türkiye bunu kabul etmiş. Avrupa Birliği'nde olmasak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilişkilerimiz var. Onu mahkeme olarak kabul ettik. Bazı davalar da oraya gidiyor. Burada bitince, sonuçlanınca ulusal süreç oraya gidiliyor. Şimdi onların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tip bireysel başvurularda ortaya çıkardıkları, yaptıkları içtihatlerden hareketle bunları yapıyorlarsa, ben bu olaydan bağımsız olarak söylüyorum sadece, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ben şüpheyle bakıyorum. Çünkü yani bazı kararlarının taraflı olduğunu düşünüyorum. Örnek, Batasuna Partisi'nin kapatılma gerekçelerinden bir tanesi nedir? Herkes bilir bunu. Bilinen bir şey söylüyorum ama hatırlatmakta fayda var. Bir terör eylemini kurumsal olarak kınamamış olmaları. Bunu İspanya Anayasa Mahkemesi bu sebeple ve birkaç sebep daha var kapatıyor. Onlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dediği şey, ulusal mahkeme haklıdır. Haklıdır. Gelelim şimdi Türkiye'ye. HDP'ye bir kapatma davası açıldı. Kapatılmayacağına kesinlikle sadece hukuk kararı verir, kimse de karışamaz. Kapatırlarsa kapatırlar, kapatmazlarsa da kapatmazlar. Saygı duyarsınız, duymazsınız başka bir şey ama karara uyarsınız, o başka bir şey. Şimdi Batasuna ile karşılaştırıldığında HDP'nin 1000 tane böyle kapatma şeyini, cümlesini, eylemini, eylemsizliğini, kınamamasını, teröristi kınamaya geç. Çok. Yani şeyi geçin, bir terörist saldırıyı kınamayı geçin, bizatihi teröristin cenazesine gitme, teröriste efendim silah götürmeye varınca bir sürü şeyler var. Şimdi biz bizim en üst mahkememiz, eğer Avrupa'nın en üst mahkemesiyle bu tip bir dikey ilişki içerisindeyse orayı da bir incelemesi, bir muhakeme etmesi gerekir. Oradaki her içtihati de uygulanabilecek evrensel adaleti, daha doğrusu hukukun idesi olan adaleti onlara bakarak karara bağlayacağını düşünmesin derim. Ama bu tabii ki yüksek mahkemenin değerli üyelerinin kararı. Yani AHİM'in HDP konusunda biraz daha çifte standart davranacağını düşünüyorsunuz siz. Daha ortada böyle bir şey yok yani ama. Bu tip şeyler söz konusu olduğunda
mesela Avrupa'dan bize söylenen sözlere baktığınızda, bize yapılan uyarılara, akıl vermelere, hangi aklı veriyorlarsa onu da bir sormak lazım. Akıl vermelerine baktığınızda, bize eleştirilerine baktığınızda çifte standart olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Çok açık, net bunlar. Peki, AK Parti HDP'nin kapatılmasını politik olarak yani destekliyor muydu? Mahkemenin kararıdır. Buna herkes saygı duymak zorundadır. Saygı duymasa da kuralı uygulamak zorundadır. Bunlarda hiçbir sorun yok. AK Parti HDP'nin kapatılması ya da kapatılmaması meselesi değil. Ben mesela AK Parti Genel Başkan Yardımcısı biri olarak söylüyorum. Batasuna örneğinde olduğu gibi bakıldığında, Avrupa'daki gibi olduğuna bakıldığında çoktan hak etmiş. Ama buna ben karar veremem. Buna AK Parti... Yok, siyaseten söylüyorum. Yani buna karar veremez, MHP mahkeme kapatılmalıdır karar diye çok net bir duruş gösterdi. Siyasi görüştü. Biz de net bir şekilde şunu söylüyorum. Buna hukuk karar verecek. Hukuk karar verir. Cumhur İttifakı'nda ortağımız olan, beraber hareket ettiğimiz MHP'nin görüşü öyle olabilir. O onların görüşüdür. Fikir özgürlüğü bağlamında herkes saygı duyar. Saygı duymalıdır. Ama aynı görüşte... Biz AK Parti olarak hukuk karar vermelidir. Bu hukuk meselesidir. Siyasi bir kararla alınacak olan bir karar olsa biz cümlemizi başka türlü kurabiliriz. Ama hukukun alması gereken, ama sadece hukukun alması gereken, hukuk merciğinin alması gereken bir kararı biz hukuka bırakıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ni konuşuyoruz madem, onu da sorayım. Yani zaman zaman Anayasa Mahkemesi ile ilgili açıklamalar da yapılıyor. Sayın Bahçeli'nin çok sert diyebileceğimiz evet. açıklamaları da var. Anayasa Mahkemesi ile ilgili... düşünceleriniz AK Parti şimdi olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim Akif Bey. Yani benim temel yaklaşımım kurumlar arası kavga gürültü olmaması yönündedir. Birbirinin eleştirisi üzerinden bir politik söylem geliştirmemeleri üzerindendir. Artı kurumların birbirlerinin itibarlarını zedeleyici ki itibar insan için de çok geçerli bir şeydir. Kurum için de geçerlidir. Satın alınamaz. Satın alınamayacak kadar yüce bir değerdir itibar. Başkasının gözündeki değeriniz doğru. Yani Anayasa Mahkemesi'nin AİHM'e gitmeden önce Türkiye'nin itibarını koruduğu düşüncesine... Şurayı tamamlayarak geleyim oraya. Bu ilkeler çerçevesinde söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin zaman zaman bizim güvenimizi zedeleyici icraatleri olmuştur. Fakat ben... yine dediğim gibi AK Parti yöneticisi birisi olarak kurumların itibarlarının zedelenmesi yönünde cümleler kurmak istemem. Ama onlar bizim bazı güvenimizi zedelemiştir. Bazı kararların ışıklar yanıyordu mesela bir aralar. Biz bu ışıkların ne manaya geldiğini biliyoruz. Bir kısım sembolik ifadeler, bir kısım sembolik davranışlar bir gece yarısı bütün binanın bütün ışıkları yanmaz. Ama bununla ilgili zaten bu tip ya, gibi. Yani. Kararları üzerinden soruyorum ben biraz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının Türkiye'nin uluslararası itibarına bir katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Şimdi mesela bu tip şeyler sağlar ama bu doğru mudur? Yani Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi diye bunun mutlak doğru olduğunu söyleyemeyiz. Evet, izafeten doğrudur. Çünkü sizin anayasanıza göre tanımlanmış meşru en üst mahkemeniz böyle bir karar vermiş. Uygulanır, o başka bir şey. Ama... uluslararası itibar dediğinizde, uluslararası itibarda sizin itibarınıza, itibar değerinizi ortaya koyacak olan kişi ve kurumların itibarlarına önce bakmanız gerekiyor. Biz şunu söylüyoruz, bu itibar kavramı önemli bir kavram. Onu azıcık aşmama izin verirseniz. Buyurun hocam. İtibar benim sizin nezdinizdeki değerimdir. Ama bir de benim kendi nezdimdeki değerim var, haysiyet. Bu ikisini birlikte çalıştır. Benim haysiyetim ve itibarım. Şimdi baktığımızda bizim itibarımızla ilgili ifadelerde bulunanların olumlu ya da olumsuz kendi itibarlarının ve haysiyetlerinin ne olduğuna bakmak gerekir. Görüyoruz ki gerek Avrupa Birliği çerçevesinde gerek Avrupa Batı Amerika çerçevesinde çok da itibarlı olmayan, muteber olmayan ağızların Türkiye hakkında ileri geri konuşmalarına şahit oluruz. Dolayısıyla orada analitik düşünmek zorundayız. Birazını bir tarafa, birazını öbür tarafa koymak zorundayız.